Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün zeytinyağlı enginar tarifi paylaşmak istiyorum. İlk olarak uygun bir tencereye ayçiçek yağımı alıyorum. Üzerine küp küp doğramış olduğum soğanlarımı ilave ederek güzelce yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Ben zeytinyağını daha sonradan ilave edeceğim. Yanmasını istemiyorum. O şekilde daha sağlıklı oluyor. Bu detayı da belirtmek istedim. Şimdi 4 adet enginarımı limonlu unlu suda bekletiyorum kararmaması için. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Soğanlarım güzelce yumuşadı. Şimdi sırasıyla küp küp doğramış olduğum havuçlarımı kavuruyorum. Sebzelerin pişme sırasına göre ilave edeceğim. Şimdi patateslerimi ilave ediyorum. Onları da güzelce kavuruyorum. Daha sonra da bir su bardağı bezelye ilave edeceğim. Ben difrizimde vardı, onu kullandım. Siz dilerseniz taze de kullanabilirsiniz. Onu da kavuruyorum. Güzelce hepsi kavrulduktan sonra üzerine bir miktar tuz ilave ediyorum. Ve bir adet küp şeker ve 4 adet de tane karabiber ilave ediyorum. Şimdi enginarlarımı yerleştireceğim. İlk olarak ters olarak yerleştirdim. Daha sonra çevirip diğer tarafların da pişmesini sağlayacağım. Şimdi üzerine bir bardak sıcak su ilave ediyorum. Yeterli gelmezse bir bardak daha ilave edebilirim daha sonra. Bir miktar da limon sıkıyorum. Eğer çok ekşi sevmiyorsanız az sıkabilirsiniz. Ben yarım limon kullandım. Evet, bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Dediğim gibi enginarların şimdi diğer yüzlerini de pişirmeye başladım. İyice suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Son olarak indirmeden üzerine zeytinyağı gezdirip demlendireceğim ve daha sonra servis edeceğim. Bu şekilde hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi enginar karaciğer dostu ve çok sağlıklı bir sebze. Mutlaka tüketmenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz ufak da olsa bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor ve hiçbir şekilde de kararma olmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.